Kıymetli tatlışlar, kıymetli pandalarım. Söz verdiğimiz gibi bir ham puan, bir net midir videosunda sizlerle beraberiz. Videomuza geçmeden önce izninizle kısa bir yoklama almak istiyorum. Çünkü bunlar hep kaytarıyorlar. Lan bir net yapsam yeterli olur mu diyen sözelci pandalar. Tamam. Sözel bize zaten puan getirmiyor diyen sayısalcılar. Tamam. Ben zaten iki bölümden de yapıyorum. Bana ne bir net bir ham puan kuralından diyen eşit ağırlıkçı. Ulan zaten siz var ya. Siz meraklısınız lan siz. Hiç ayrılmıyorsunuz ki bir yere. Gıcık kapıyorsunuz ya bana o hukuk videomdan dolayı. Hep buralardasınız. Bir ufak hatamı yakalayacaklar da beni ifşa edecekler ha. Tabi. Siz de hukukçu olacaksınız da biz de göreceğiz. Bir iki hafta önce canlı yayın yaptık. Canlı yayın güzel gidiyordu. Orada biri mi sordu, ben mi sordum? Böyle bir muhabbet gerçekleştirdi. Bir ham puan bir net midir muhabbeti açılmaya başladı. Tabii benim de dilimi eşek arası soka da ben öyle bir şey sormasam. Gittim bir net bir ham puan mıdır diye rahat rahat sordum. Lan niye soruyorsun? Öğreniyorduk da canlı yayında bilgileniyorduk anasını satayım ya. Neyse bu yorumdan dolayı bu soruyu hocamıza yönelttim. Hocamız da bildiği kadarıyla cevapladı. Lakin bazı şeyleri yanlış biliyor olabilir. Hepimizin hatası var bu dünyada. Hani ne demiş Orhan Baba? Hatasız kul olmaz. Hatamla sev beni. Sonra tabii ortalık karıştı. Ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde dedim ki bu konuya açıklık getireceğim. En kısa sürede bunu kanıtlarıyla açıklayacağım sevgili pandalarım. Aradan belli bir zaman geçti. Anca işte ALES'e girdik, çıktık vesaire. Bazı şeyler yaşandı, sizler de biliyorsunuz. Hatta şu an sizinle paylaşacağım bir ham puan bir netin kanıtı benim sonucumdur sevgili pandalarım, sevgili tatlışlar. Ekranda benim sonucumu görüyorsunuz kıymetli tatlışlar. Ve burada gördüğünüz üzere 41 doğru, 9 yanlış. Sayısal ve sözelde de 28'e 14 gibi bir sonuç. Şimdi kıymetli pandalarım. Biliyorsunuz ben 2019'da sayısalda DGS'de 299. oldum. Ondan sonraki sene yine hiç çalışmadan zamanında düzgün çalıştığım için 915. oldum puanım kesilmesine rağmen. Bu sene de karar verdim DGS'ye gireceğim. Onun öncesinde ALES'e girmek istedim bir antrenman olsun diye. ALES'e girdik sonuçlar açıklandı. Tabii uzun süredir matematik çalışmayan ben kötü bir sonuç aldım. Lakin bunu gören arkadaşlarda bir gevşeme, bir gülme, bir kahkahalar görüyorum. Yapmayın dostlarım. Yapmayın lan. Yapmayın oğlum. Çünkü ben size dedim. La biz hoca değiliz da söyledim de biz günahkarız. Hoca değilim ben. Ben sayısalda 299. ve 915. olmuş reis pandayım. Tabii ki de şu da bir gerçek. 2019'da 299. oldum. Bu sene öyle olur mu bilmiyorum ama lakin vallahi billahi tallahi bu sene de yine güzel bir sonuç elde edeceğim kıymetli pandalarım. Çünkü biz ÖSYM'nin aslanlarıyız. Biz bu DGS'nin serden geçileriyiz kıymetli pandalarım. Lakin onlar o umut tacirlerine inananlar. Onlar var ya onlar. Onlar o eşit ağırlıkçılar. Onlar var ya gayretullah'a dokundu sevgili pandalarım. Onlar bunun acısını sınavdan sonra bunun mutsuzluğunu yaşayacaklar. Siz benim sonucuma gülmek istediniz. Çünkü beni küçültmek istediniz. Lakin ben 2019'daki gibi değilim. Ben artık hayat mücadelesi veren bir insanım. Ve bir serden geçti. Her şekilde yolunu bulur, dersini çalışır sevgili pandalar. 2019'da ALES'ten 81 almıştım. Bu sene 82 aldım. Lakin onların dalga geçtiği gibi değil sevgili dostlarım. 2019'da oturuyorduk da kitap okuyorduk da. Beni bilen bilir. Ben dürüstlüğümle kazanırım. Yalan yok. Neyse ko. Bir ham puan bir net değildir yanlışı benim kanalımdan yayıldı. Bunu düzeltecek olan da yine benim sevgili pandalarım. Düzeltiyorum. Bir net bir ham puandır. Az önce de gördüğünüz gibi ALES sonucumda. Yine DGS kılavuzunda yer alan şu ifadeleri birlikte okuyalım.
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4 çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir kıymetli pandalarım. Ve o ham puanlardan biri bile öbür bölümde, yani yapmış olduğunuz bölümün diğerinde eksik olursa vallahi billahi tallahi puanınız hesaplanmaz. Bu videoluk bu kadar sevgili kıymetli pandalarım. Vallahi biz ÖSYM'nin aslanıyız. Biz bu DGS'nin serdengeçleriyiz. Biz sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz sevgili tatlışlar. Bu kanalda her zaman olduğu gibi güzel hocalarımızı ağırlayacağız. Güzel konulara değineceğiz. Sizi bilgilendireceğiz. Hatamız varsa da onu ilk biz düzelteceğiz. Abone sayısı yaladıkları kadar olanlara da buradan selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili pandalarım. Hoşça kalın.